Emre Belezoğlu'nu milli takımda yardımcı antrenör yapıyorlar mı, yaptılar mı? Fevkalade büyük yanlış bir karar. Fevkalade büyük yanlış bir karar. Emre Belezoğlu'nun daha buralarda görev alacak durumu yok bence. Yanlış. Emre Belezoğlu'nu Türk futbolunun başına bir sıkıntı yapacak. Olmaz böyle. Bak Fenerbahçe kurtuldu, zor kurtuldu. Volkan Demirel'den de zor. Volkan Demirel'le basın toplantısı yaptı. Volkan Demirel Ali Koç'a bakıyor. İyi ki Ali Koç gene çok beyefendi, centilmen adam yani. Gönderdiği adamla basın toplantısı yapıyor. İleride Fenerbahçe'ye hoca gelir. Hadi. Demek ki ne tür bir adamlar orada bir şey kurmuşlar. Parayla, aldıkları parayla takımın üzerine bir tahakküm kurmuşlar. Emre Belezoğlu tercihi Şenol Güneş'in yanlıştır. Şenol Güneş'in bir dakika bile Türk milli takımının başında kalmaması gerekir. Bir dakika bile. Son derece başarısızdır. Bundan sonra da başarılı olma ihtimali yoktur. Avrupa Şampiyonası finalleri, yani Euro 2000 finalleri bize şunu gösterdi. Futbolun mantalitesi, şekli, oynanması, oyuncu tipi çok değişmiş. Yani İtalya gibi, işte İngiltere gibi, Fransa gibi, ondan sonra Danimarka gibi böyle enteresan takımlar var ve enteresan bir oyun tarzı var. Belçika hatta, yani bir elenen takımlar bile farklı, Danimarka farklı şey, farklı bir futbol mantalitesine kavuşmuş. Avrupa'daki bu ekipler, futbol ülkeleri çok hızlı, süratli top oynuyorlar. Çok sert, dinamik yani. Bizim oyuncularımız dayanamadılar bu tempoya. Bu sertliğe, bu fiziksel mücadeleye dayanamadılar. Biz onları iyi futbolcular olarak, iyi bir jenerasyon olarak değerlendiriyorduk. Demek ki mukayese yapmayınca yanlışlar yapabiliyoruz. Ben hayatta herkese bir şey tavsiye ederim kardeşim. Mukayese yapma özelliğine sahip olun. Yani elma ile armutu iyi mukayese edin. Veya armutları iyi mukayese edin. Çünkü 40 çeşit armut var yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siz bu futbolcuları, bizim futbolcuları biz kimseyle son dönem mukayese etme imkanımız olmadığı için iyi futbolcu. Bunlar iyi futbolcular, kötü futbolcular değil. Yine son programda söylemiştim. Ama bunların Avrupa sahalarında yanlarında oynayan futbolcular da en az bunlar kadar iyi futbolcu. Futbol bir ekip oyunu. Şimdi gördünüz. İlk maçta bizi sürüklese eden İtalya bu kupayı kazandı. En iyi takım İtalya. Yani İngiltere'yi kendi sahasında bakmayın siz yani. O kolay değil. Wembley'de o seyircinin önünde ve müsabakanın ikinci dakikasında yenik duruma düşmüşsün. Yani oradan geri döndürüp de o müsabakayı alıp penaltılarla bile olsa kazanmak çok büyük başarı. Çok büyük başarı. Onun için Şenol Güneş bu işi yapamaz, artık bitmiş. Şenol Güneş'e ödenen para çok fahiş bir para. Olmaz kardeşim. Milli vazifeler bu paralarla yapılmaz. Bize anlatmayın. Gidin başka takım çalıştırın. Başka bir kulübü çalıştırın. Daha fazla para alın. Ama milli takım bu paralarla çalıştırılamaz. Türkiye'de 2800 küsür lira iken asgari ücret, yani 2 milyon 300 bin lira maaş alamazsın. Emre Belezoğlu'nu da yanına alamazsın. Türk futbolu çiftlik değil. Bak, Türk futbolunun bu gelirleri bütün kulüplerin üretimiyle sağlanıyor. Yani Türk futbolu bir gelir sağlıyorsa, sponsorlardan bir para buluyorsa, bir bütçesi oluşuyorsa herkesin bunda bir emeği var. Senin benim bile bir emeğim var. Burada futbol üzerine konuşuyoruz. Bizi izleyenler var. Bu izleyenler maçları izliyorlar, takımları izliyorlar. Hepimizin kattığı bir enerji var, sinerji var. Efendim işte yayıncı kuruluşun dekodörünü alıyoruz. Parayla bütün maçları izliyoruz. Vakit harcıyoruz. Yok öyle bir şey. Çiftlik değil Türkiye Futbol Federasyonu. Dağıtamazsınız siz bu paraları böyle. Benim o paralarda hakkım var vatandaş olarak. Ben dağıtılmasına son derece karşıyım. Onun için Türk futbolunda herkes ayağını denk alsın. Böyle bir şey yok. Emre Belezoğlu'nun Türk milli takımında yardımcı teknik adam yapılması yanlış kardeşim. Türk futbolu eşittir Emre Belezoğlu demek değil. Fenerbahçe bunu yaptı. Bak kaybetti geçen. Ne yaptı bu sene? Emre Belezoğlu ve ekibini temizledi takımdan Ali Koç. Çünkü Fenerbahçeliler gördü bunu. Sen aynı şeyi milli takıma taşı. Çiftlik değil kardeşim burası. Çiftlik değil.